eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Peki o halde general, bunu sen istedin. Öyle olsun. Paşa. Önce senden başlayacağım asker. En kıymetli adamımı öldürdün. Yapmak zorundaydım. Önceliğim o çocukların sağ salim kurtarılması. Ayrıca şu an için daha iyi bir seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum. Mahkut almış. Adalet Bakanlığı, istihbarat hepsi diken üstünde. Çok büyük risk aldık. Eğer bu işi temizleyemezsek... Bu riski almak zorundaydım.
Al şunları giy. Kaplan 1, paketi aldık çıkıyoruz. Anlaşıldı, çevre güvenliği tamam. Sıkıntı yok. Kaplan 3, paket çıkıyor. Anlaşıldı komutanım. Teşekkür ederim teminim. Bundan sonrası bizde. Allah yardımcınız olsun komutanım. Sağ ol. Şimdilik yırttın. Gözünüzü onlardan ayırmayın. Ne oldu şimdi? Anlamadım gözüm. Ama var bir çukurluk. Kesin. Mahvanı bırakmak doğru hamle mi? Ben hala emin değilim Kutalmış. Bekleyip göreceğiz. Peki adamı kime teslim ediyoruz? Yapılan anlaşma doğrultusunda Suriyeli muhalif bir grup aracılık edecek. Koordinatlar belirlendi. Umarım bundan sonra seni bir ceset torbasının içinde görürüm. Beni bırakmak zorunda kaldığınıza göre... bunun için çok bekleyeceksin demektir Asyer. Bana öyle geliyor ki... buraların yeni bir ağası var. Ve o ağa beni çok seviyor. Demem o ki... sen asıl buralarda fazla dolaşma da... ben seni ceset torbasında görmeyeyim, he mi? Kes sesini, şerefsiz. Gidelim şurada. Arayın üstünü. Sağlamcısın ha. Biz işimizi garantiye alalım da takip falan uğraşmayalım şimdi.
Yavaş var. Temiz. Tamam. Çevreye iyice baktınız mı? Baktık. Dronlarla da kontrol ettik. 5 kilometrelik bir çevrede hiçbir hareketlilik yok. Asker falan görünmüyor. Tamam, gidebiliriz o zaman. Arabalara. Süleyman Taner komutanım. Dinliyorum Hüseyin. Komutanım, paket adrese teslim edildi. Dönüşe geçtim. Tamam Hüseyin'im, teşekkür ederim. Sağ olun komutanım. Kılıç Timi'yle irtibata geçelim hemen kızım. Emredersiniz komutanım. Subay İlhan Yazır. Emredersiniz komutanım. Komutanım Kopuz Albay. Emredin komutanım. Yüzbaşım. Terörist Mahvan adamlara teslim edildi. Bundan sonrası için bizden haber bekleyin. Gideceğiniz konumu size geçeceğiz. Emredersiniz komutanım. Evlat. Çok dikkatli olun, tamam mı? Kılıç geri döndü komutanım. Artık onlar düşünsün. Allah yardımcınız olsun çocuklar. Sağ olun komutanım. Al kardeşim. Yörük. Harekete geçiyoruz. Kazamız mübarek olsun baba Erenler. Kılıç. Başlıyoruz. Komutanım sizi... Anlaşılan ortalık karışık. Hiç kahvenin sırası değil. İyisi mi sen fazla ayak altında dolaşma lan? Gel. Gel Kopuz. Plan dahilinde ilerliyoruz komutanım. İnşallah. Doğru bir hamledir Kopuz, yoksa... Ben arkadaşlara güveniyorum komutanım. Bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Bu sefer de sesli mesaj. Evet General Kutalmış. Beni her zaman şaşırtmayı başarıyorsun. Mahvan'ı bırakmanı hiç beklemiyordum. Ama aferin. Kocaman bir aferin sana General. Böyle devam et. Şimdi dört gözle senden gelecek ikinci güzel haberi bekliyorum. Araçlar hazır. Fazla merak da bırakma beni. Komutanım arkadaki ses. Araçlar hazır dedi. Sanırım Mahvan'ı almaya gidiyorlar. Canları cehenneme. Ben harekat merkezine geçiyorum komutanım. Gelişmeleri size iletirim. Tamam Kopuz. Suriyelilerle irtibata geçtiniz mi? Evet. Buluşma noktası belirlendi. Güzergahı belirlediniz mi? Yolda araçları değiştireceğiz.
Açlık alana geçip nehrin diğer tarafına onlarla devam edeceğiz. Tamam. Adamlara fazla yaklaşmayın. Agir gibi salaklık edip kendinizi öldürtmeyin. Ben dönene kadar gözünüzü dört açın. Anlaşıldı. Siz ön tarafa geçin. Siz arka tarafa. Siz de ağaçların oraya. Haydi. Ne bir hareketlilik var komutanım. Var bir şeyler aslanım var. Var da ne? Bizimle ilgili bir şey olabilir mi komutanım? Onu bilmiyorum da. Giderken yanına çok adam aldı. Seslerden anladığım kadarıyla da 3 araç çıkış yaptı. Yani bu durumda... Buradaki adam sayısı azalmış oluyor komutanım. Aynen öyle aslanım. Aynen öyle. Yani şimdi ne yaptık yaptık. Sonra şansımız olmayabilir. Evet komutanım. Hem komutanın durumu hiç iyi değil. Eğer acil müdahale edemezsek... Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Bir şey yapacağız aslanım. Bir şey yapacağız da... İşte ne yapacağız? Komutanım, şu an bir hareketlilik gözükmüyor. Ya bunun daha kolay bir yolu olmalı ya. Komutanım, ben bir şey deneyebilir miyim? Ne deneyeceksin? Valla başarırsam sırtım biraz acıyacak ama o kadarına katlanacağız artık. İlyas, dikkat, dikkat. Aferin. Böyle ıslı ıslı durun. İlyas'ım. Azıcık kapının önünden uzaklaşsınlar. Şimdi İlyas. Haydi koç. Sonunda tanıştık Markus. Evet, evet. Sıkıntı oldu mu? Hayır. Her türlü önlemi aldık zaten.
Adamınız burada. Biz de artık gidebiliriz. İyiliğiniz karşılıksız kalmayacak. Sizinle daha çalışacağız. Hadi arabalara, hadi. Demek beni o delikten kurtaran meşhur Markus sensin. İyice arayın üstüne. Ödemin aradılar, bir şey yok. Adamlar beni bıraktı, ben de geldim. Biz biraz daha detaylı arayalım. İşimi şansa bırakmam. Aha, hiçbir şey yok. Temiz. Demiştim. Bir dakika dur. Bu yara nasıl oldu? Ha, o mu? İçeride ufak bir kavgaya karıştım da. Pek ufak bir kavga gibi görünmüyor. Batur, hallolmadı mı hala? Az kaldı komutanım. Hadi. Komutanım tamam. Anlaşıldı. Komutanım, hatlarına girdik. Biz de yerimizi aldık, emrinizi bekliyoruz. Tamam yüzbaşım, siz de dinlemede kalın. Emredersiniz komutanım. Hadi gidelim. Merhaba Markus. Ne oluyor? Kim bu? Sanırım şu anda kim olduğumu merak ediyorsundur. Ben özel kuvvetlerden Albay İbrahim Kopuz. Ne demek bu? Sen benim nasıl... Bu şu demek Markus. Seni elimle koymuş gibi buldum. Blöf yapıyorsun. Bu imkansız. Öyle mi dersin? O zaman kuzeydoğu yönündeki tepelik alana... 100 metre mesafeye bak. Hedef koordinat 1. Ateş. Allah kahretsin! Sanırım ikna olmuşsundur Markus. Şimdi hemen söyle bana, askerlerim nerede? Hayır. Hayır. Cehenneme git. Bunu yapmayacağım. Sen bilirsin. O zaman doğu tarafına bak. Hedef koordinat 2. Ateş. Bu herif nasıl eliyle koymuş gibi beni? Ne var Markus? Ne oluyor? Tutun şunu! Lan! Lan ne yapıyorsun? Markus! Yapma! Bıçağı ver. Yapma! Markus yapma! Lan! Markus! Sana gerekli zaman verilecek eminim. Özellikle sırtının omzuna yakın yerinde yaklaşık 5 santim derinliğinde bir yara açacaksın. Emredersiniz komutanım. Ay, yapma lan! Benim şeydim o, pis ağzını alma lan köpek! Bana vuramaz. Vuramam ha. Vuramam ha lan, vuramam ha! Pişman ederim lan ben. Seni benim elimden kimse alamaz.
bu pisler! Gardiyan! Yardım beni! Bak! GPS'miş bu herif. Ne? Gerizekalı. Markus yapma. Yapma. Götürün şunu. Bana bak. Albay mısın nesin? Askerlerini sağ istiyorsan adamlarını tepemden çekeceksin. Pazarlık şansın olduğunu hiç sanmıyorum Markus. Hele etrafın tamamen çevrilmişken. Etrafım? Oyun bitti Markus. Hayır. Hayır. Şu an sadece uzaktaki obüslerinden ateş açtığını biliyorum. Yani bu konuda da kanıt istiyorsun öyle mi? Sen bilirsin. Ya bozuk baba. İlla kendilerini bize öldürtmüş olacaklar ya. Kader olarak. Evet, kader kurbanı olarak. Yüzbaşım, siz de. Emredersiniz komutanım. Selçuk. İndir koçum. Emredersiniz komutanım. Kıyamam. Aferin Selçuk. Bahtiyar, sen de yüzbaşım. Önde komutanım. Bana bak lan Markus musun nesin? Kaçmaya devam ederseniz hepiniz tek tek indirileceksiniz. Durun! Herkes olduğu yerde dursun! Şimdi adamlarını teker teker ortaya topla. Temiz iş Bahtiyar. Eyvallah komutanım. Toplanın! Toplanın! Bana bak lan. Askerlerim nerede? Hemen söylesen iyi edersin. Onları size verdiğimde beni öldürmeyeceğinizi nereden bileceğim? Vermezsen kesin gebereceksin. Bunu bilsen yeter. Ben sıkılmaya başladım. İyi. Selçuk. Şunu biraz dans ettirelim koçum. Emredersiniz komutanım. Bizim ayılar, hadi bakayım. Birazdan bu mermilerin hepsi teker teker önce bacaklarına, sonra gövdene, göğsüne ve kafana girecek. Adamlarım nerede? Tamam! Tamam, tamam, tamam! Askerlerini. Buranın kuzeyinde. Sınıra 10 kilometre mesafede terk edilmiş eski bir deponun içinde askerleri. Haritadan ve uydudan hemen kontrol edelim kızım. Emredersiniz komutanım. Umarım doğru söylüyorsundur. Yoksa sonuçları senin için kötü olur. Yörük, teyit etmeye vaktimiz yok. Demir'le İlhan al, Turan timinden de 3 kişiyi yanına al, kontrol et. Ben uçtum babalar. İçeride ver. Üsköy merkez, hadi gidiyoruz. Oğlum ne bakıyorsunuz, size söylüyorum. Hadi bakalım yavru kurtlar. Bakalım bu yaşlı kurda yetişebiliyor musunuz? Açıp ver gel dedi. Batur. Şimdi silahlarınızı bırakın, teslim olun.
Tekrar ediyorum, silahlarınızı indirin, teslim olun. Bak fazla oluyorsun artık. Sana askerleri yerini söyledim işte. Komutanım, bunun teslim olmaya niyeti yok. Başka şansı yok Teğmen'im. Teslim olmazsa sonuçlarına katlanacak. Ben onun keyfini beklemem. Bana bak Markus. Başka seçeneğin yok. Ya öleceksin ya teslim olacaksın. Bahtiyar maşallah. Ayağınızdan çok çeneniz çalışıyor. Bahtiyar geldik. Nurbek, Üzeyir Hakim. Siz üstünüz Haydar Yüzbaşı ile gidiyorsunuz. Oğlum var ya bu bizi kabak gibi oyar ha. Oğlum bana biçer döver diyor anladım da. Niye sana sürekli memleketine hitap ediyor bu adam? Kanka hani bu ilk geldiğimiz gün nerelisin diye sordu ya. Ben de o gün işte Çorum Merkez Üçköy diye peş peşe sıraladım tamam mı? Hanesi için Nuno teyzeyini de verseydin dedi. O günden beri bana böyle ses sunuyor anlamadım vallahi. Birincisi adam değil Haydar Yüzbaşı. İki maşallah çeneniz berber makası. Bahtiyar. Gözünüzü dört açın. Sen buranı merak etme yüzbaşı. Hemen askerlerimi ulaş. Babalar, gidiyoruz. Markus, adamlar çok ciddi görünüyor. Göz göre göre öleceğiz. Teslim olacağım da. Kes sesini. Sen kes sesini. Kaç tane arkadaşımız öldü. Ne yaptığını bilmiyorsun. Ne yaptığını bilmiyorsun. Hadi geç. Geç şöyle. Geç. Batur ne oluyor orada? Komutanım bunlar birbirine girdi. Markus bak bu son uyarım. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Tartışmayı bırakın. Komutanım ne yapacağız şimdi? Komutanım. Ne durumdayız Kaan? Komutanım Markus teslim olmayı reddediyor. Evlat bak bunu canlı ele geçirmemiz önemli. Ama elimizden kaçırma riskine de gelemeyiz. Anlaşıldı komutanım. Komutanım. Komutanım Markus'u göremiyorum ben. Komutanım gözden kayboldu. Allah kahretsin. Komutanım hedef görüş alanından çıktı. Bahtiyar bir şey görüyor musun? Olumsuz yüzbaşı. Tartışmadan sonra kayboldu. Markus bana bak. Hiçbir yere kaçamazsın. Obüsler tepende. Burayı başına yıkarım. Yerle bir ederim. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Komutanım göründü. Kaan evlat ne oluyor orada? Sanırım adamları ikna etti komutanım. Teslim oluyor. Markus doğru karar. Şimdi adamlarınla beraber silahlarını bırak ve geri çekil. Allah Allah. Komutanım. Markus dur, Markus! Selçuk indir şunu. Komutanım göremiyorum. Yüzbaşı. Yüzbaşı beni duyuyor musun? Yüzbaşı! Ya kahretsin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yüzbaşım ne oluyor orada? Komutanım kaçmaya çalışıyor. Riske girmeyin, hallediyoruz. Anlaşıldı komutanım. Teğmenim. Verilen koordinatlara net atış istiyoruz.
Komutanım, ben Sancar Kerimov. Bahtiyar Yüzbaşı yaralandı. Sancar ne demek bu? Patlama sırasında yaralandı. Tamam Sancar, hemen oraya geliyoruz. Hedef başarıyla imha edildi komutanım. Net bilgiyi sahaya indiğimde vereceğim. Komutanım ancak Bahtiyar... Evet. Bahtiyar Yüzbaşı yaralandı komutanım. Net durumunu bilgi vereceğim komutanım. Anlaşıldı Yüzbaşı. Batur, Selçuk'u dal, aşağı kontrol edin. Emredersiniz komutanım. Çiğdem sen benimle gel. Emredersiniz komutanım. Komutanım, son bir kez çıkıyorum. Bu sefer sökeceğim. Tamam Göz. Hadi aslanım, hadi. Hadi koçum, hadi koçum, hadi. İlyas, iyisin değil mi koçum? İyiyim komutanım. Hadi. Ne oluyor orada? Hadi aslan. Aslan. Yarısız. Getir aslanım, getir. Tamam, tamam. Burada. Tamam koçum. Hadi aslanım, gerisi sende. Sessizce halledecektik ama... Oyun bozanacaktı. Yapacak bir şey yok. Azıcık yürüdü çıkaralım o zaman. Koru beni İlyas. Aslanım, siz ikiniz şu silahları alın bakayım. Emredersin. Siz komutanın yanında kalın. Deniz komutanım. Deniz komutanım. Komutanım. Hadi gidiyoruz. Emredersiniz. Hadi gidiyoruz. Aslanlarım, siz buraları kontrol edin. Emredersiniz komutanım. İlyas.
İlyas! İlyas, aslanım. Hadi uyan aslanım ben. Ha? İlyas. Hadi uyan koçum. İlyas. Koçum. Ey Allah'ım, İlyas. Bahtiyar. Bahtiyar. İlk yardım kiti hemen. Getir suyu sizden kafasını alsın. Bahtiyar. Ne oldu oğlum burada? Komutanım, hepimiz adamları izliyorduk. Bir ara Bahtiyar yüzbaşı doğruldu. İleri doğru baktı. Sonra telsizden telaşla size ulaşmaya çalıştı ama ulaşamadı. Bir sorun oldu galiba. Sonra da buraya doğru koşarken patlama oldu. Allah'ım, niye böyle bir şey yapsın ki? Komutanım, o büslerin hedefini bile bile niye koşsun ki? Komutanım, kendine geliyor galiba. Bahtiyar. Bahtiyar, duyuyor musun beni? Bahtiyar. Söyle babacığım, söyle. Söyle. Arda. Ha Bahtiyar. 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 Kahretsin. Tut şunu. Çiğdem. Hemen karargahla irtibata geç, helikopter göndersinler hemen. Emredersiniz komutanım. Bahtiyar. Batur, durumunuz nedir? Komutanım, hiçbir hareket yok. Araştırmamız sürüyor. Anlaşıldı Hüseyin Bey'im, dikkatli olun. Anlaşıldı komutanım. Çiğdem, nerede helikopter? Geliyor mu? Helikopter geliyor komutanım. Haydar yüzbaşıları hakkında bilgi geçelim mi? Net bir durum yok Çiğdem. Umarım bir aksilik çıkmaz. Siz ikiniz Bahtiyar'ın başında kalıyorsunuz. Emredersiniz komutanım. Biz patlama alanına gidiyoruz hadi. Emredersiniz komutanım. İlyas. İlyas. Hadi aslanım. Ha, İlyas. İlyas. Aslanım. Oh. Çok şükür. Komutanım, ben bugün belimi kırmadıysam daha da bana bir şey olmaz. Ne şey olmaz aslanım, bir şey olmaz. Kalk in. Şerefsizleri temizledik gibi çıkalım buradan. Hadi aslanım. Heh, geldiniz mi? Bittiler galiba komutanım. Bittiler galiba. Allah kahretsin. Nereden çıktı bunlar ya? Ne oldu şimdi? Anlamadım gözüm. Ama var bir çukurluk. Kesin. Biz çıkıyoruz. Araç takasından 2 saat sonra benden haber çıkmazsa askerleri alın buradan götürün. Gerekirse hepsini öldürün. Hadi gidelim. Merzi al, hemen merzi al. Komutanım, bunları içeri sokmamamız lazım. Yoksa... Biliyorum, biliyorum aslanım, biliyorum. Aslanlar, indirebildiğiniz kadar indirin. Ama işaretimle, tamam mı? Emredersiniz komutanım.
Bekle. 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 Şimdi! Komutanım. Markus. Komutanım. Dinliyorum evlat. Komutanım, aralarında Markus ve Mahvan'ın da bulunduğu 17 kişilik terörist grup ölü olarak ele geçirildi. Anladım evlat. Peki Kartal Timi'nden haber var mı? Haydar ulaşabildi mi? Henüz o konuda bir bilgimiz yok komutanım. Kanca beraber, kanca beraber komutanım. Benim de ancak cesedimi alırlar. Bizim de komutanım. O zaman davranın aslanlığım. Şu yalan dünyadan giderek temizlediğimiz kadar pislik temizleyelim. Cümle cana faydamız olsun. Davranın! Onlar mı komutanım? Benim de son mermim komutanım. Benim de son mermi canlar. Benim de son mermi. Buraya kadarmış gözüm. Hakkınızı helal edin. Sen de komutanım, sen de helal et. Sen de helal et komutanım. Helal olsun aslanla. Helal olsun. Komutanım, bizimkiler geldi.
Milletin akıllısı sen misin lan? Bizimkiler ortalığı fena dağıtıyor komutanım. Helal olsun size be. Ya adama böyle uçmayı öğretirler işte. Fena çocuk değiller ha. Aferin keretalar. Son mermi boşa gitsin istemedim komutanım. Haklısın aslanım. Haklısın. Davranın aslanlarım. Hadi. Son mermi boşa gitmesin. İçeride var. Üsköy merkez. Hadi. Ya bu vallahi da Haydar Yüzbaşı, billahi da Haydar Yüzbaşı dönmüş. Komutanım dönmüşsünüz. Sarışın komutanım, sarılmama izin var mı? Ya saçmalama oğlum. İlyas iyi misin aslanım? İyiyim komutanım, sağ olun. Tam zamanında yetiştiniz komutanım. Komutanım, başyavuş Ali Çekiç. Komutanım, yüzbaşı Haydar Bozkurt. Baba Erenler, biz seninle Tendürek'te beraber çalışmadık mı? Komutanım, hiç değişmemişsiniz ya. İlla daha önceden tanıyacaksınız değil mi? Evet komutanım. 2004 Tendürek, Somkayaüs bölgesi. Çekiç Ali. Kırşehirli Ali ha? Evet komutanım. Ne diyordun İlyas? Yok komutanım, bir şey söylemedim. Yaralımızın durumu nasıl? İçeride. Maalesef şokkan kaybetti. Komutanım, bir tane de şahidiniz var. Babalar çevre güvenliği alın. Ne durumdayız Kupus? Kartal timine ulaştık komiser. Markus ve Mahvan dahil 17 kişilik bir terörist grubu ölü ele geçirildi. Markus öldü öyle mi? Evet komiser. Yani senin plan işe yaradı öyle mi? Durum nasıl beyler? Sizden sonra hiç gözünü açmadı komutanım. Komutanım, Bahtiyar Yüzbaşı'nın neden böyle bir şey yaptığını anlayabildiniz mi? Hayır Sidin, anlamadım. Helikopter geliyor mu? Birazdan burada olacak.
İlyas. Komutanım. İyi misin Aslan? Sizi kılıç temini gördüm ya. Yaralımızın durumu nasıl? Çok kan kaybetmiş. İlk müdahale yaptık. İnşallah iyi olacak. Bahtiyar'ın durumu nasıl? Aynı. Ya bozuk baba. Peki nasıl oldu bu iş? Çözemedim Yörük. Vallahi çözemedim. Ama gördüğüm kadarıyla Markus işini kökten çözmüşsün. Öyle oldu. Beyler, yüzbaşı bozuk. Başımız sağ olsun. Sağ ol komutanım. Assubay Başçavuş Ali Çekiç. Sağ olun komutanım. Hoş geldin Assubay. Sağ olun komutanım. Bakın, yorgun olduğunuzu biliyorum. Birazdan helikopter almaya geleceksiniz. Komutanım, yorgunluk mühim değil de... ...bizi bunların kucağına atanlardan hesap sormadan mı gideceğiz? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun Assubay? Komutanım... ...bizi bugün bunlara hediye etti. Yanlarına mı bırakacağız? Bugün burada al bayrağı sarılı bir şehidimiz var. Ve bunun sorumlusu onlardır. Bay Başak Gümüş. Tamam. Kaan Yüzbaşı komutanım. Dinliyorum Kaan. Komutanım, Kartal timi yanımızda. Yaralımızın durumu stabil. Fakat... Dinlemedeyim. Komutanım, Kartal timini tuzağa düşüren unsurları takip izni istiyorum. Tuzağa düşüren unsurlar mı? Evet komutanım. Bunu onların yanına bırakmayalım. Bir şehidimiz ve yaralılarımız var komutanım. Timin burnundan soluyor. Ve izninizle ben de bu harekatın yapılması gerektiğini düşünüyorum komutanım. Bekle yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Komutanım, kılıç timi. Peşine düşmek istiyor değil mi? Evet komutanım. Ver bana telefon. Evlat. Tüm general kutu almış. Emredin komutanım. Anladığım kadarıyla başladığın işi bitirmek istiyorsun, doğru mu? Evet komutanım. Peki bu namussuzluğu yapanlar bölgedeki şirketlerin adamları, öyle mi? Fark eder mi komutanım? Doğru söylüyorsun. Fark etmez. Pekala yüzbaşı. Ne gerekiyorsa yap. O alçaklara yaptıklarının hesabını sor. Emredersiniz komutanım. Gelişmelerden haberdar edin. Odamdayım. Emredersiniz komutanım. Başak, şu güvenlik şirketinin konuşlandığı yeri tespit edelim hemen. Emredersiniz komutanım. Hadi bunu da kapatıp kaldır buradan. Hayırdır Süleyman'ım, neye gülüyorsun? Daha bu sabah bu şerefsizle bir ceset torbası muhabbetimiz olmuştu da. Ya yeni bulmuş. İyi olmuş. Başçavuşum, bundan sonrası bizde. Sen İlyas'la beraber karargaha dönüyorsun. Komutanım, çok özür dilerim. Böyle bir şey istemeyin bizden. Komutanım, kılıçtım bu şerefsizlerin tepesine çökerken ben helikoptere binip geri dönmem. Yes. Bakın, üç gündür zaten zor şartlar altındaydınız. Şimdi tekrar bir operasyona çıkmak riskli olur, tamam mı? Komutanım. Ya baba erenler, bu adamlar bordo bereli. Ben bu çekiçlerinin 40 gün 40 gece bu itle çakallı nasıl savaştığını kaç kere aldığını iyi bilirim. E bizim sarışın desen zaten manyağın önde gideni. Bunun elini kolunu bağlayıp helikoptere koysak atlar peşimizden yine gelir. O yüzden bence boşa nefes tüketme. İyi. İkisi de sana zimmetli. İyi. Bana mı zimmetli? Miğfer takın, hücum eyle yiyin hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi.
İyi nöbetler kardeş. Sağ olun, buyurun. Yok, ben Albay İbrahim Kopuz'la görüşeceğim. Sen geçen gün de geldin değil mi? He, geldim. Ya, uğruyorum işte. Belki Kopuz Albay'ım karargahtadır diye ama yok. Tamam, bir saniye bekleyin, ben bir arayayım. Yine yoktur ama benimki de boş umut işte. Kopuz baba ya. Ya koskoca adam böyle sanki yer yarıldı, içine girdi, tövbe bismillah. Tamamdır. Kopuz Albay sizi bekliyor. Yok değil mi? Allah Albay'ım ya, niye yoksun ya? Neredesin sen ya? Gözünü seveyim. Sevgi Bey, Kopuz Albay sizi bekliyor. İşte... Ne dedin sen? Hele bir daha söyle. Ya diyorum ki Seyfi Bey, Kopuz Albay sizi bekliyor. Uy senin ağzın bal yesin bal. Bana vallahi dünyaları verdin, dünyaları verdin. Öpeceğim, öpeceğim vallahi. Ne oldu, uzaklaş. Tamam tamam, vallahi seni de öpeceğim ha. Gel. Babacığım, babacığım uzaklaş. Ya, tamam tamam, yani şey yap. Uy. Albayım geldin sen. Hoş geldin sen. Yok kusura bakmadım, ben sarılacağım yok. Tamam. Ya albayım. Kopuz baba. Niye gittin? Ha? Yani niye böyle oldu? Ya sen bizim babamızdın. Bizi böyle ortada bıraktın git. Niye? Komutanım. Helikopterler piste iniyor. Sen bir yere kaybolma Seyfi. Seninle konuşacaklarımız var. Emredersiniz komutanım. Seyfi abi. Heh. Gel sana gazinoda bir kahve ısmarlayayım. Ne dersin? He olur. Hadi gel abi. Ne yapıyorsun? Ne olsun ya, uğraş. Bir şey söyleyeyim mi? Çok şık olmasın. Egemen Üstemir'im. İyiyim komutanım, sağ olun. Aslan, aslan. Yüzbaşım, durumu nasıl? Şu an bir şey söylememiz mümkün değil. Hastanede tetkikleri yapıldıktan sonra net bilgi verebiliriz. Komutanım. Bahtiyar. Komutanım. Var. Var. Nabzı yükseliyor. Yüzbaşım. Hastaneden net bilgi verilir. Zaman kaybetmeyelim lütfen komutanım. Hastaneden dakika dakika rapor istiyorum Aslı Bey. Emredersiniz. Dikkat! Thank you.
Çekiç Ali. Hayırdır babalar, yemiyorsun? Canım istemiyor komutanım. Karargâhtan bir an önce haber gelse de şu adamların tepesine binsek. Ya Ali. Ya Kırşehirli Ali. Ya Çekiç Ali, sabırsız Ali. Adam hiç mi değişmez arkadaş ya? Ya babalar bu gençken de böyleydi, hala böyle yemin ediyorum. Bozok baba bak. Biz var ya Çekiç babayla zamanında Tendürek'te dağların tozunu attırdık be. Ey yavrum ey. Haydar Yüzbaşı'nın ilk defa gerçekten bir tanıdığı çıktı galiba. Komutanım. Hı. Gerçekten bizi bırakıp gidecek miydiniz? Yani benim hala aklım almıyor komutanım. Kılıç timinin dağılmasına nasıl izin verirsiniz? Sonuçta birlikteyiz. Kılıcı da topladık. Önemli olan bu İlyas. Yok Selçuk, yok. İlyas bu soruyu sormakta haklı. Hepinizin kafasında aynı sorunun olduğunun farkındayım. Haklısınız. O son operasyonda Emre ile Galip. Emre ile Galip şehit düşünce kendimi sorgulamaya başladım. Şehit düşen bütün candaşlarımızı düşündüm hep. Hepsi. Her biri benim komutam altındayken şehit oldular. Belki yanlış kararlar verdim. Belki de yanlış yönlendirdim onları. Belki de hepsinin şehit olmasının sebebi benim. Hep aynı soruları sorup durdum kendime. Ama bir cevap bulamadım. İşte o yüzden çekip giderek kendime en büyük cezayı vermek istedim. İlyas. Sonra bir gün deli yörüğün biri çıktı geldi buldu beni. Kapımı çaldı. Komutanlığın ne demek olduğunu, bizim kim olduğumuzu, ne için savaştığımızı kafama vura vura hepsini hatırlattı bana. Buradayım. Buradayım kardeşim. Ya baba Erenler bana öyle manalı manalı bakmayın yani. Benim dönüş hikayemde Kaan Yüzbaşı'dan çok farklı değil. Yani şöyle bir fark var. Benimki erkeğe şiddet içeriyor. Yani bir dişi kurdun isyanı, bir yörük anasının tokadı. Yani kısacası Türk kadınının kuvveti diyelim. Anladın mı? Beni kendime getirdi. Of ya, benim canım şey istiyor. Fantastik ikili nerede? İlk nöbet onlarda komutanım. Tamam Selçuk baba, sen şimdi Sarış'ını yanına al. Nöbet değişimi yapın onlarla. Onları da bana gönderin, ben de onlara çay içeyim. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Çay vaktim geldi, çay içmem lazım benim. Oh be. Bozok baba. Özlemişiz dağlara be, ha? Aynen öyle Yörük. Bağımlılık yaptı tabii bizde.
Ha şey, ne diyeceğim ya? Bahtiyar'dan haber var mı? Kopuz babayla konuştum. Kafasında ödem oluşmuş. Evet. Ameliyat almışlar hemen. Ama durumu iyiymiş. Yani kontrol amaçlı uyutuyorlarmış. Ay, çok şükür. De. Benim hala aklım almıyor be. Bizimki operasyon anında neden oradaydı? Ve bilinci gitmeden önce bana ne söylemeye çalışıyordu? Çıkamadım işin içinden Yörük. Travmaya bağlı panik atak geçiriyor. Sakinleştirici yapın hemen. Sakin ol. Korkmam lazım. Anlıyor musun? Ne yapıyorsun? Komutanım. Komutanım. Heh. Geldiniz mi fantastik ikili? He? Bize emretmişsiniz komutanım. Evet Üçköy, size emrettim. Zorunuza mı gitti? Şimdi babalar beni iyi dinleyin. Bu yaşlı adam bütün yaşlılar gibi yemekten sonra çay içmek ister. Siz ikiniz de bu yaşlı deve öteki neydi üstelik benim? Yarma komutanım. Heh. Yarmaya çay yapacaksınız. Çay? Çay biçer döver. Çay. Komutanım yapalım da şimdi burada çayı nasıl yapacağız? Evet, şimdi burada çay yapacaksınız. Siz sırtınızdaki çantada malzeme taşımıyor musunuz? Ha? Ne taşıyorsunuz? Ayna tarak, çakı çakmak, katkılı katara, işte mecmua. Mecmua mı dedin? Haydar Yüzbaşı 1970'lerde yaşıyor ya, o yüzden. Şimdi. Üçköy, bir çay döver beni iyi dinleyin. İyi çay özen ister. İyi çayın içine sevgi katacaksınız. Dikkat katacaksınız. Bir de ben öyle her çayı içmem. Hadi bakalım. Emredersiniz komutanım. Duymadım. Emredersiniz komutanım. Ha, hadi çabuk. Babalar bir şey söyleyeyim mi? Yani 5 kere su yemiş haşlama şey olsa da içerim şimdi ama... bunlara kitleyesim var, doyamıyorum. Bu sözcüklerin senin elinden çekeceği var anlaşıldı. Var var var. Ben onlara soracağım. Deve neymiş? Yaşlı neymiş? Nasıl yaralırmış? Yarma nasıl olurmuş? Hepsini soracağım. Ya baba Erenler. Hı. Görev biraz uzasa biz biraz buralarda kalsak. Şöyle. Bir süre hatta hiç dönmesek bu oralar eve ha? Hiç. Hiç. Hiç dönmesek. Evet. Hiç dönmesek yani. Buralarda kalsak biraz. Ne var? Yengeyle oğlan? Ya onlar ayrı. Onlar gözümde tutuyor tabii de. Yani yine de buralarda biraz kalmak lazım bence. Sebep? Sanırım komutanım ben biliyorum. Nedir? Mesele Akkız. 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 Anam olur kendisi. Anam. Ben var ya... o mübarek annenin ellerinden dönünce nasıl öpeceğim? Çok sevdim Akkız'ı. Bizim koca oğlan deli yörüğü... süt dökmüş kediciye döndürdü. Çok mübarek kadın.
Kokusu bile şifa, kokusu bile. Mis gibi oldu, mis. Gördün değil mi Kaan'ım? Baban azar işince nasıl adama döndü? Neymiş? Askerliği bırakacağımış, bak. Daha dur, ben ona neler edeceğim, daha dur, sen göreceksin. Hele bir eve gelsin, hele bir eve gelsin. Of. Koku da böyle ya, gece gece. Anne. Şehirler bunun kıymetini hiç bilmiyor. Değil mi Kaan'ım? Bunun kokusu bile şifa, kokusu. Gözünü sevdiğim. Anne. Hoş geldin kızım, nöbetin bitti mi? Hoş bulduk da. Anne ne yapıyorsun gece gece böyle? Bir çocuk da daha yatmamış daha. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Torunuma kelle paça çorbası yapıyorsun kızım. Babası gibi erkenden yemeğe alışsın. Sonra ileride kibarcıklar gibi yok ben kelle paça yemem. Yok ben işkembe çorbası içmem demesin. Senin aslan gibi kocam boylu postu. Böyle yiğit. Nasıl oldu sanıyorsun sen? Doğru söylüyorsun. Çok güzel. Şey yapayım ben o zaman. Kaan'ı yatırayım ben. Yatırmasın. İyi geceler. İyi geceler. Maşallah. Ne ola biraz yavaş ye, yavaş boğulacaksın ya. Allah Allah, kıtlıktan mı çıktım, tövbe bismillah. Durduramıyorum kendimi Seyfi abi. Acayip güzel olmuş. Ben böyle bir şey yemedim. Enfes olmuş ya. Ha. Allah razı olsun kardeş. Afiyet olsun Seyfi abi. Oğlum bana baksana sen. Nereden çıktı bu börekler? Hem de ev yapımına benziyor. Çek lan elini. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Allah Allah. Hayır şimdi bizim bir sevenimiz, börek yapanımız olamaz mı yani? Olamaz abicim, olamaz ya. Kimmiş onlar? Oğlum sen git işine baksana ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Git çay mı demliyorsun, tost mu yapıyorsun? İşin gücün yok mu senin? Hadi canım. Hadi koçum. Hadi tatlım, ikile. Bekleme yapma, devam et. Hadi canım, hadi gülüm. Hadi tatlım he. Ha? Sende bir işler var ama çıkar kokusu. Hadi devam et. Ha? Oğlum sen yeni telefon mu aldın lan? Kanafir gözlüğe bak. Nasıl hemen... Tövbe yarabbim. Seyfi abi ben hemen geliyorum, kusura bakma. Bireysel algılama Seyfi abi. Seyfi abi. Bu var ya kesin bir iş çeviriyor. Alo. Selver anne kusura bakma. Hemen açamadım. Biraz yoğundum da ayıptı söylemesi. Olsun çocuğum olsun. Ben Kaan'ı aradım, ulaşamayınca seni bir arayayım dedim. Ne olup bitiyor öğreneyim. Nasılsın çocuğum, iyi misin? Telefonundan memnun musun? Memnun kalmak ne demek Selver anne? Çok makbule geçti ya. Vallahi billahi. Allah senden bin kere razı olsun. Kesene bin bereket versin vallahi billahi. Börekler bitince sen söyle. Ben gene yapar gönderirim. He aslında Selver anne yani börek var ya hani böyle bitmek... Karargâhta Kaan'ı gördü mü? Döndüğünü öğrendi mi? Görüşebildiler mi? Konuştular mı? Araları nasıl? Bir araya gelebildiler mi? Ya şimdi şöyle oldu Selver anne. Şimdi Funda Üsteğmen... Kaan yüzbaşı mı? Gördü yani. Ama yani yanına geldi, tam olarak aralarında ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Yani konuştular dersem... Yalan olur. Konuştuklarını görmedim. Ama hani asıl benim sana söylemek istediğim şey... Börekler var ya benim bu börekler. Ay, onların aralarında neler olup bitiyor çok merak ediyorum. Kopmazlar inşallah. Kopmazlar inşallah. Yani kısmetse hani kısmet Selver anne bu işler. Yani kısmetse olur. Yani hayırlısıysa olsun, hayırlısı değilse Allah mani olsun diyelim. Ama sen canını sıkma. Sen kafanı takma. Ben onları takip edeceğim. Öğreneceğim ne olup ne bittiğini. Hemen sana haber uçuracağım. Selver anne sen hiç merak etme. Ay ne bileyim işte. Aklım fikrim onlarda. Bu iş olmazsa diye çok korkuyorum.
Neyse ben kapatıyorum Doğan. Kendine iyi bak sen çocuğum, olur mu? Ne demek ne demek Selver anne. Ya şey diyecektim hani börek biterse dedin ya sen hani. Şey olur aslında bitti sayılır yani. Tamam çocuğum tamam. Selver anne börek... Abi sen... Kapattı. Böreğin bittiğini anladı mı acaba? Aman neyse. Seyfi abi kusura bakma. Ya Doğan kardeş. Kopuz baba dedi ki Seyfi bekle. Kaç zaman geçti hala ses yok, soluk yok ya. Ya olsun be Seyfi abi be. Her şey eskisi gibi oldu ya sen ona bak. Bak Kopuz baba geri döndü. Kılıç değil mi tekrar bir araya geldi. Biz daha ne isteyelim be abi be? Vallahi daha ne isteyelim. Allah'ıma şükürler olsun ki herkes olması gerektiği yerdedir. Öyle değil. Ya bir şey diyeyim sana? Geçen gün ne oldu biliyor musun Seyfi abi? Kılıç dimi, Kopuz Baba'ya işleme alanında bir tekbir verdi var ya... ...benim elim kolum böyle boşaldı, zangır zangır tıkladı Kur'an Hakkı için ha. Ay maşallah. Seyfi abi, heh. Albay Kopuz seni çağırıyormuş. Deme. Şimdi titreme sırası sende Seyfi abi. Hadi göreyim seni. Hadi bakalım inşallah. Gel. Albayım. Gel Seyfi. Otur bakalım. Estağfurullah albayım. Olur mu öyle? Emredersiniz. Saçlar taranmış. Sakallar biraz kesilmiş. Parfümler sürülmüş. Kıyafet şekil. Ayakkabılar rugan. Değiştin sen Seyfi. Sen değişmişsin. Nasıl derler biraz... Biraz şey olmuşsun. Metroseksüel. Uy tövbe bismillah. O nasıl söz öyle? Albayım ya. Böyle seksüel meksüel. Şeytan kullanın. Tövbe tövbe. Aslına dön Seyfi. Bak seni her an sahaya gönderebilirim. Hazırlıklı ol. Emredersiniz komutanım. Sen yeter ki emret. Ben hemen hazır olurum vallahi. Gel. Söyle kızım. İstediğiniz koordinat belirlendi komutanım. Olmuş. Ama sizden bir dahaki sefere daha iyi bir çalışma bekliyorum babalar. Tamam hadi görev yerine ya. Hadi. Emredersiniz komutan. Emredersiniz. Burada atlattık babuş. Yürü 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 yürü. Bir şey söyleyeyim mi? Çok uzun zamandır böyle şey içmedim. Çok iyi ya. Üsteğmen Gökbudak. Emredersiniz komutan. Komutanım Kopuz Albay. Emredin komutan. Yüzbaşım, güvenlik şirketinin konuşlandığı yer tespit edildi. Koordinatları şimdi size geçiyoruz. Buradan sonrası sizde. Emredersiniz komutan. Toparlanıyoruz. Beyler hadi.
Olay kopuz. Komutanım, kılıç timi harekete geçti. Tava soyup hemen geliyorum. Oturun çocuklar. Başladı komutanım. Oh yeah. Today is my lucky day. Oh, yeah. Yes. Yeah, yeah. One more play? What do you think? Nice. Anyone else wanna play with me? Yes. Are you sure wanna play? Yes. Look, today is my lucky day. Okay. Guys, Jackson's coming. What's going on here, Batin? Don't be lazy. Come on, everyone, go back to your work. Boss? Batin, you come with me. We need to talk. Okay, boss. Evet komutanım. Patlat. Emredersiniz. Musun Batın denen adam içlerinde mi? Henüz görmedim komutanım. Karargâhda istibat kuracağız. Şehitlerimizin naaşını ulaştığımızı bilir. Helikopterler içinde koordinatları geç. Emredersiniz komutanım. Hastanım ben.
Tom Baden. Askerleriniz için üzgünüm. Bizim işimiz bitti. Size bol şans. Haydi gidiyorum. İlyas, uydu telefonunu versene. Biz üstümüze düşeni yaptık. Sıra onlarda. Komutanım tuzak! Beni alın! Komutanım burada. Adamları da, kendisi de burada. Şerefsizler. Sakin ol Enes. Sakin ol. Yaptıklarının hesabını bir bir soracağız. Hadi lan hadi çık. Komutanım. Konvoy hareket etti. Kuleye doğru ilerliyorlar. Tamamdır Batur. Siz de hemen plana göre yerinizi alın. Emredersiniz komutanım. Hadi İlyas. Batın, as soon as you arrived in tower, report the situation. Edit pass. Who is the maniac? Turkish soldier. I see that. You restarted. Don't reduce your speed. Let's see what he does. Bu da ne demek ha? Deli misin sen? Kendine mi susadın? Manyak. Çekil yoldan. Hemen. Ben istemediğim hiçbir yerden çekilmem. Ne istiyorsun? Kahpece teröristlere verdiğin arkadaşlarımın hesabını sormaya geldim. Hesap sormaya gelmiş. Bunu tek başına mı yapacaksın? Sen Türk. Ha? Tek olduğumu kim söyledi? Benim şehit olan aslanımın kanı için. Şerefsizler. Bozuk baba. Bu kansız köpekler Kahpe'nin kitabını yazdı. Cesetlerini bırakalım. Leş kargaları yesinler. Aynen aynen. Birazdan damlar bunları zaten. Gidelim. What's going on? Answer me! Derik versin. What's going on? Do you copy Batın? Eskör terörist dogs. What's going on? Şerefsiz köpek. Evet. Assubay Başak Gümüş. Emredersiniz komutanım. Kaan Yüzbaşı komutanım. Çevrim içi yap kızım. Hazır komutanım. Dinlemedeyiz yüzbaşım. Hepiniz iyi misiniz? İyiyiz komutanım, sağ olun. Emriniz yerine getirildi komutanım. Aferin kılıç, aferin. Sağ olun komutanım. Komutanım kılıçtım eksiksiz olarak karargaha dönmek için hazır. Emrinizi bekliyoruz. Evlat, tüm general kutalmış. Emredin komutanım. Seni ve timini kutluyorum.
Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Sağ olun komutan. Yuvaya dönebilirsiniz oğlum. Emredersiniz komutan. Kılıç. Hadi kaybolalım. Harekat merkezinden hala görev emri gelmedi. Kılıç Timi'ne ne oldu acaba? Çay getirdim komutanım ben sen. Sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Komutanım çay koysun. Ben çay istememiştim Doğan. Ha, ben içersiniz diye getirdim komutanım size de. İsterseniz başka bir şey, onu da getirebilirim komutan. Ne bileyim, Türk kahvesi, Türk meyve suyu, Türk bitki çayı. Doğan, tamam. Çay yeterli, sağ ol. Emredersiniz komutan. Üsteğim ben Funda. Tamam, hemen geliyoruz. Hadi arkadaşlar, kılıç timini almaya gidiyoruz. Of be! Kan komutanlar kurtuldu mu komutanım? Pardon komutanım, affedersiniz. Buyurun. Hadi. Ha oğlum, bize iki tane kahve söyle bakalım. Emredersiniz komutanım. Gel kız. Oh. Evet. Galiba bir belanın daha üstesinden geldik Kopus'a. Şu hengamenin içinde oturup şöyle karşılıklı konuşamadık. Gerçi ben senin geri döneceğinden ümidimi kesmiştim ama. Ha, haklısınız komiserim. Ben de döneceğimi zannetmiyordum zaten. Öyle bir noktaya gelmiştim ki yaşadıklarımın yükünü kaldıramadım. O gücü bulamadım kendimde, dirayet gösteremedim. Her şeye, hayata, hatta kendime küstüm. Böyle durumlarda insan nefes aldığının bile farkında olmuyor aslında komutanım. Bütün sevdiklerim, bana yakın olanlar sırf benim yanımda oldukları için zarar gördüler komutanım. Ve ben onların hiçbirisini koruyamadım. En son kardeşimi de kaybedince gittim. Hayattan kopmak için gittim. Kendimden kaçmak için gittim. Belki de saklanmak için gittim. Gittim. O 3 ay boyunca o dağ başında sadece acımı yaşadım. Elimden daha fazlası gelmiyordu çünkü komutan. Bütün ailem, kardeşim, kardeşlerim, evlatlarım hepsini kaybetmiştim ve sonra bir gün Kaan geldi, Kaan Yüzbaşı. Beni babası gibi gördüğünü söyledi. Ona nasıl savaşmayı, hatta yaşamayı ve ölmeyi öğrettiğimi hatırlattı. Ama hepsinden önemlisi komutanım. Bu büyük aileyi, Türk ordusunu hatırlattı. O çocuk bana nerede olmam gerektiğini hatırlattı komutan. Senin ve Kılıç Timi'nin karargaha dönmesine çok sevindim Kupus. Sağ olun komutan. Bu süreçte siz bana güç kaynağı oldunuz. Siz yokken ben bu 3 ay içerisinde çok zor günler geçirdim. Sen iyi ki varsın Kupus. Kılıç Timi iyi ki var. Ben hepinizle gurur duyuyorum. Sağ olun komutan. Ay. Çıkabilecek mi acaba bu çocuk? Ha, geliyor.
Selver annem hoş geldin. Ver elini öpeyim. Hoş bulduk Doğan. Ay berhudar ol çocuğum. Bak sana börek getirdim. Ya niye zahmet ettin? Olur mu çocuğum? Selver anne ya. Oh ne güzel kokuyor Selver anne. Afiyet olsun çocuğum. Döktürmüşsün ya. Ellerine sağlık baba. Buradan da Haydarlar'a gideceğim. Akkız gelmiş, hoş geldin. Akkız mı? Ha iyi. Ne oldu? Yok bir şey ya Selver abi. Ne oldu çocuğum? Ya şimdi benden duymuş olma ama tabii söylenti bu. Ne? Akkız var ya, fenamış ha. Nasıl fena kız? Ne bileyim canım, ben de duyduğum kadarıyla yani öyle. Haydar Yüzbaşı ondan çok korkuyormuş. Böyle çok sert bir izaca sahipmiş kadın ya. Hatta Haydar Yüzbaşı telefonla konuşurken bile böyle hazırlığa geçiyormuş yani. Korkar tabii. Anne, Kaan da benden korkar. Orasını bilmem. Ama yani sana şöyle söyleyeyim. Ben daha tanışmadan çok korktum kendisiyle. İnşallah karşılaşmayız. Ama çok abartıyorsun Doğan. Sen onu bunu bırak da Kaan'la Funda arasında yeni bir şey var mı? Sen onu söyle bana. Selver anne, tam emin olmamakla birlikte şöyle bir şey oldu. Nasıl bir şey oldu? Ben pilotların odasına çay götürmeye gitmiştim. Tam böyle içeriye adımı attığım anda Funda üstü hemen... Hadi abla ya, daha ne kadar bekleyeceğim ben burada? Bir şey konuşuyoruz burada yol. Dert. Bekle birazcık. Basma canım kornaya, tam muhabbetin en şey yerinde Allah Allah. Sonra? Tam böyle adımımı atmıştım ki içeriye... Ulan Kopuz Albay seni arıyormuş. Kopuz Albay. Benim mi Kopuz Albay? Kopuz Albay. Dur bir çocuğum. Selver anne benim gitmem lazım. Kusura bakma. Nereye çocuğum? Ay çocuğum nereye gidiyor? Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Tam da Funda üstü hemen dedi ayol. Ne diyecekti acaba? Neyse ben telefonda ondan öğrenirim her şeyi. Gideyim de şimdi şu akkızla bir tanışayım bakayım. Hadi gidelim çocuğum gidelim. Oğlum neredesin sen? Her yerde seni arıyorum. Albay Kopuz seni sordu. Tamam Ersin tamam ya. Oğlum bunlar sana emanet Ersin. Ama bak sakın diyeyim sana. Kutuyu açayım deme vallahi bozuşur seninle. Vay yine börek gelmiş. Oh mis gibi de kokuyor vallahi. Kokuyor da sana mı kokuyor lan? Allah Allah ben ne diyorum sen ne yapıyorsun ya? Sakın kutuyu açayım deme. Allah'ıma kitaba bak külahları değişir seninle. Ne cimri adamsın? Böreğin kaynağı kim acaba? Ulan kurda kuzu emanet ettik iyi mi be? Beni emredersiniz komutanım. Neredesin Doğan? Buradayım komutanım. Gel benimle. Emredersiniz komutanım. Hüseyin'im sağ ol. Ne düşündüğünü biliyorum. Babalar, vallahi Ali Başçavuş değil mi yakışır? Yakışır. Dikkat! Kılıç değil mi? Yuvana hoş geldin. Sağ ol. Ali, İlyas. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Kılıç timi yeniden bir araya geldi ve başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bunun için gururlu ve mutluyum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ ol. Ölsem de gam yemem artık. Şu resmi gördüm ya. Kopuz, Kaan, Haydar. Hepsi sonunda olmaları gereken yere döndüler ya. Çok şükür, çok şükür. Kılıç, istirahat et. Sağ ol. Komutanım Kırlangıç Paşa gelmiş. Gördüm ben.
Sağ ol evlat. Sağ ol. Seni üniformayla görmek istedim. Daha fazla bekleyemeden geldim. İyi yaptınız baba. Ben de yanınıza daha önce gelmek isterdim ama halletmem gereken çok acil işler vardı. Önemli değil. Sen ve adamların birer savaşçısınız evlat. Ateşe doğru yalın kılıç koşan delilersiniz işte. Ama insanız Kopuz. Etten kemikten insan. Kolumuz kalın da olsa gönlümüz incedir. İnsan bazen öyle kayıplar yaşar ki acısı o kadar büyür ki Kopuz. O ince gönlü tuzla buz olur. Paramparça olur. Savaşçının düşmesi budur evlat. Kurşun, barut, kan, kıyamet değil. Bu. Ama davranıp da ayağa kalktın mı, İşte o zaman büyük savaşı kazandın demektir. Sen yaşadığın onca acıya rağmen tekrar ayağa kalkmayı bildin evlat. Ve şimdi de savaşa devam ediyorsun. İşte önemli olan bu. Önemli olan bu. Yüzün ak olsun. Albay. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Sağ ol. Sağ ol baba. Sen de sağ ol. Ya bozuk baba, sana da ihale olduk vallahi. Abi yok be, ne olacak, deli misin? Gel. Sırtımda mı taşıyordum seni? Eyvallah. Rica etsem bana bir taksi çağırır mısınız? Emredersin komutanım. Unuttum babalar şeyi. Neyi? Sen git, ben geliyorum. Bekleme beni. Ya beklerdim ya, ne olacak? Ya beklerim. Ulan. Komutanım. İşte evinim. Üsteğmenim. Bırakayım seni eve. Sağ olun komutanım. Ben bir taksi çağırdım, gelir şimdi. Hı. Komutanım, taksi durağında taksi yokmuş şu an. Ha bak, taksi de yokmuş. Funda, hadi bırakayım seni. Funda. Hadi. Funda. Eğer istersen bir kahve içelim mi? Vaktin varsa eğer. Sağ olun komutanım. Benim işlerim var. Hey. Hey. Niye gittin? 3 aydır neredeydin? Yani ardında bıraktıklarını hiç mi düşünmedin? Onları ne kadar üzebileceğin hiç aklına gelmedi mi? Anneni. Benim.
Funda bak tamam. Gerçekten ne söylesen haklısın. Haklıyım tabii. Evet sana bir açıklama yapmam gerekiyor. Farkındayım. Ama inan benim için her şey o kadar zordu ki. Yani yaşadıklarımdan sonra her şeyden, herkesten vazgeçmiştim. Bir daha dönmemek üzere gitmiştim Ankara'dan. Anladım. Yani yaşadığın ilk zorlukta vazgeçeceğin insanlardan biriysem... ...zaten bu konuşmayı daha fazla devam ettirmenin bir anlamı yok. İyi günler komutanım. Teşekkür ederim. Sen bunu alıver. Uyumadı mı daha? Yok kızım yok uyumuyorum. Selver teyzedir. Geliyorum hemen. Merhaba kızım. Hoş geldin Selver teyzeciğim. Geç içeri. Biz de oğlanı uyutmaya çalışıyorduk. Sizin için yaptım. Oo, ellerinize sağlık. Sağ ol kızım. Ay merhaba. Kaan, kuzum. Ay. Maşallah sana maşallah. Hoş geldin. Ah, uyutuyor hoş muydunuz? Geldin. Uyumuyorum. Anne sağ olsun götürsün içeride bakalım. Ay Ökke. Kuzum. Yavrum. Gel kuzum. Al bakayım. Uyudu ver içeride. Elancığım. Oy oy. Ben yatırayım da. Biz rahat rahat oturalım. Gel. Hoş geldin Selvi Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsınız? Memleketten gelmişsiniz Hakkı Hanım. Bir hoş geldine geleyim dedim. İyi ettin, iyi ettin. Geç otur ver. Eğleşme, ayakta kalma. Buyur otur. Börek getirdim ben de. Ellerine sağlık. Biz de oğlanla uğraşıp duruyoruz. Ah kuzum. Sen de asker anasıymışsın he? Öyle öyle. Ben de Kaan Bozok. Yüzbaşı Kaan Bozok'un annesiyim ben. Haydar'la aynı yerde görev yapıyorlar. Çok iyi arkadaşlar. Ay Allah ayırmasın. Allah bozmasın. Amin, amin. Benim Haydar'ım da böyle delidir, doludur ama çok iyi askerdir. Öyle maşallah. Ya, çok öyle. İyi askerdir. Senin oğlan da hiç yaralandı mı? Böyle günlerce haber alamadığın oldu mu? Ah. Olmaz mı Hakkı Hanım, olmaz mı? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Asker anası olmak çok zor, çok. Bilmem mi, zor. Çok zor. Benim Haydar'ım, Teğmen'di o zamanlar. Bir keresinde... ...kar, kış, kıyamet... Soğuk. Ayaz bıçak gibi kesiyorum. Haber yok. Bekle, bekle, bekle. Haber yok. Ak kız dedim kendime. Sen asker anasısın. Ağlamak, zırlamak yok. Dua et, bekle.
Senin oğlun Türkiye'ye şan olacak bir asker dedim. Sen bu vatan için doğurup büyüttüm, asker ettin onu dedim. Senin oğlum itle, uğursuzla, çakallarla boğuşuyor dedim. Senin oğlun bu vatan için göğsünü ateşe siper ediyor dedim. Doğru demiş, doğru demiş. Ah sağ ol kızım, ne zahmet ettin. Estağfurullah, esas siz zahmet etmişsiniz. Sağ ol kızım. Sağ ol kızım, sağ ol. Sağ ol gelin kızım benim, eline sağlık. Ah pek güzel görünüyorum. Ben de hep öyle deyip içime attım vallahi Hakkı sanıp. Çoğu zaman haber geldiğinde böyle yalın ayak sokaklara koştuğum çok olmuştur, hastanelere gittiğim. Kaan'ımı ameliyattan çıkacak mı diye bekleyip böyle kalbim küt küt kapılarda beklediğim çok oldu. Ah, ah Hakkı sanıp. Asker anası olmayan bizim halimizden anlamaz hiç. Anlamaz hiç, anlamaz hiç. Ben de bu böreği çok güzel yaparım biliyor musun? Azıcık sen bunu yumurtasına eksik koyuverdin. Her zamanki ölçüden yaptım ama bence güzel galiba. Yok yok, sen bir de benim dediğim gibi bir yumurta daha koyuver içine. Koyuyorum. Öyle yap, daha güzel olur. Maşallah Gökçen kızım da pek maliyetlidir. Öyledir güzel kızım benim, öyledir. Eli pek lezzetli maşallah. Sen oğlunu evere verdin mi bari? Yok. Nerede? Nerede Hakkı sanım? Benim oğlan bekar da. Keşke evlendirebilsem. Kaan'ım bekar. Kısmet olursa inşallah. Çok istiyorum. Neyse Serdar anne, burada yırttık. Ay hiç duymadık geldiğini bak, sessiz sessiz gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Serber anne hoş geldin. Hadi elini öpeyim. Hoş bulduk yavrum. Ah canım. Geldiğinizi bir haber etmiyorsunuz. Kaan da gelmiştir şimdi. Eve gidecek, beni bulamayacak. Ben gideyim artık. Yok gitme gitme. Kaan ufak bir işi var. Ne işi var evladım? Çok işi var ama. De bakayım sen bana. Niye bu kadar erken geldin? Yoksa sen... Anacığım vallahi görev bitti, geldim ben. Yani inanmıyorsan Kaan'a sorabilirsin. Öyledir, öyledir tabii canım. Ayol çocuk görevden gelmiş. Ne üstüne varıyorsun? Hakkı sanım ayol. Ne yapsın? Anne. Anne. Allah Allah. Yok herhalde. Acayip acım ya. Anam, anam, anam. Anne börek yapmışsın da hepsini sen mi yedin ya? Geldin çocuğum. Hoş bulduk da bir şey diyeceğim. Börek bırakmamışsın bana ya. Ay ben onu Haydarlara yaptım. Çocuğum sana da yaparım istersen. Haydar'a yaptım. Bana niye yapmıyorsun böreği de Haydar'a yapmıyorsun? Ya yok çocuğum. Akkız gelmiş köyden. Ben de hoş geldine gittim. Haydar da geldi o sırada işte. Alkan. Akkız dedikleri kadar varmış. Koskoca Haydar karşısında mum oldu vallahi mum. Güzel. Güzel güzel. Ben sana bir şey diyeyim mi anne? Ben bu Akkız'ı daha görmeden çok sevdim vallahi. Bakalım bizim süt danası bundan sonra ne olacak? Dur ben sana çay yapayım çocuğum. Yap yap. Kuru kuru gitmez o. Gitmiyor vallahi. Yörük efendi, göreceğiz şimdi seni.
Bahtiyar, bir şey görüyor musun? Olumsuz yüzbaşı. Tartışmadan sonra kayboldu. Komutanım göründü. Komutanım. Selçuk, indir şunu. Komutanım, göremiyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bahtiyar Bey, sakin olun Bahtiyar Bey. İyi misiniz Bahtiyar Bey? Bahtiyar Bey, iyi misiniz Bahtiyar Bey? Beni duyuyor musunuz? Sakin olun, güvendesiniz, ben varım. Nasıl olabilir böyle bir şey? Komutanım, sinyal mahvana taktığımız çiftten geliyor. Aynı çiftten geldiğine emin misin? Evet komutanım. Yaklaşık 5 dakika önce çift tekrar aktif hale geldi ve sinyal almaya başladık. Üstelik sinyal Ankara'dan geliyor komutanım. Rızanız. Teşekkürler. Ne kadar tuttun? 45 lira. Tamam, hemen getiriyorum.
Yüzbaşı. Resulzade Bahtiyar. Kopuz albayla konuşmam lazım. Hemen. Çok acil. Komutanım, burası biz, bu adresi biliyoruz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Lanet olsun, sinyal Kutalmış Paşa'nın konutundan geliyor. Assubay Başak Gümüş, dinliyorum. Bahtiyar Yüzbaşı mı? Tamam. Komutanım, Bahtiyar Yüzbaşı sizinle görüşmek istiyor. Acil olduğunu söyledi. Yüzbaşı. Buyurun. Komutanım, Markus teslim olmayı reddediyor. Komutanım, Markus'u göremiyorum ben. Komutanım, gözden kayboldu. Markus, bana bak. Hiçbir yere kaçamazsın. O büsler tepende. Burayı başına yıkarım, yerle bir ederim. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Komutanım göründü. Markus doğru karar. Şimdi adamlarınla beraber silahlarını bırak ve geri çekil. Yüzbaşı beni biliyor musun? Komutanım. Markus dur, Markus! Selçuk, indir şunu. Komutanım, göremiyorum. Yüzbaşı! Kahretsin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu nasıl yolu bilmiyorum ama ben orada içi Markus gördüm. Yüzbaşı, bu dediklerin, Markus şu anda adli tıpta, otopside. Emin misin? Eminim komutanım. Adam kime eminim? Ona Mustan iki tane vardı. Ve maalesef bombaladığımız yerde ölen Markus. Gerçek Markus değildi. Markus hayatta mı? Efendim? Beni tanıdın mı? General Ahmet Kutalmış. Kimsin sen? Ben Markus. Markus mu? Evet, general. Ve inan, seni öbür dünyadan aramıyorum. Markus, bak bu son uyarım. Silahlarınızı bırakın ve teslim olun. Tartışmayı bırakın. Komutanım, Markus'u göremiyorum ben. Komutanım, gözden kayboldu. Allah kahretsin. Ben uzaklaşana kadar dikkatlerini dağıtacaksın, tamam mı? Gerizekalılar, yani gözlüğü halledemedin Masum. Al hadi. Tamam, çık şimdi hadi.
komutanım göründü. Markus doğru karar. Şimdi adamlarınla beraber silahlarını bırak ve geri çekil. Yürüyen GPS'miş bu herif. Bak. Gerizekalı. Şimdi sıra sende. Kızlar babalarına benzer derlerdi de inanmazdı. Meğer doğruymuş. Küçük kızın. Sana ne kadar da çok benziyor general. (Gülüyor)